Başkent Postası'ndan merhabalar. Bugün vatandaşa ülkenin gündemini soracağız. Hadi gelin hep beraber öğrenelim. Konuşur musun abi? Ekonomiden herkes dem vuruyor. Siz de anlatabilirsiniz. Ben isyankar bir adam oldum artık ya. Ben bir şey konuşmak istemiyorum ülkeyle ilgili. Ekonomik ömrümü tüketip karşıya gitmek istiyorum artık. Hani? Siz gözleriniz dolu gibi geldiniz abi bana. Ülke beni yordu. Ülkeyi yordu diyorsunuz. Ekonomi anlamında mı yordu? Her konuda. Anlatmak ister misiniz? Yok, anlatmayacağım. Hiçbir şey anlatmayacağım. Sessizliği her şeyi anlatıyor aslında değil mi? Yok, çok iyi bak konuşacağım. Var ne yapacak bu ülkeye? Denizinden mi faydalandık? Balığını mı yedik? Tatil beldelerini mi? Çanakkale'yi mi gezdirdiler bize? Karadeniz'i mi tanıyoruz? Neresini biliyoruz bu ülkenin? Bana milliyetçi misin diye soranlara soruyorum ben. Milliyetçi kim? Kapadokya'yı gezenler değil mi? Ben miyim milliyetçi? 41 yıl memurluk yap, taksicilik yap. Haram zıkkım olsun. Merhabalar. Merhaba. Ülkenin gündemin sizce ne olmalı? Ekonomi. Ekonomi olmalı. Evet, doğrudur. Ekonomi. Ekonomi nasıl olmalı? Şu an gemi su alıyor. Batıyoruz. Nasıl batıyoruz? Kimse taş üstüne taş koyamıyor. Hele ki yeni nesil. Gençlere bakıyoruz, evlenen yok. Neden evlenemiyor? Bir ev kirası 20 bin lira. En düşük 15 bin lira. Bir genç, 20-25 yaşında bir genç. En fazla aldığı maaş 30. Hadi memur olsun 45 bin lira. Bir kira 15 bin lira. Evin mutfağı 15 bin lira. Doğalgaz, elektrik, su. O yüzden gençlerimiz şu an uyuşturucu bağımlısı ve çıkmazdalar. Geleceğimizi kendi elimizde teslim ediyoruz gibi geliyor bana. Siz gençlere yönelmemiz lazım acil. Aile düzeni olmayan hiçbir ülke ayakta duramaz. 35-40 yaşına gelmiş gençler evlenemiyor. Genç diyorum bak, 35-40 yaşına yaşlanmış insanlar evlenemiyor. Niye? Bir düğünün maliyeti 1 milyon. 5 tane bilezik alsa 250 bin lira. Ondan sonra evini tutmaya kalk 2 milyon. Bu 45 bin lirayla çalmadan çırpmadan nasıl yapacak? O önce gençlere yönelmemiz lazım, yoksa gidişatımız hiç iyi değil. Peki ekonomi dediniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Restoran sahibi. Restoran sahibisiniz. Burası size ait anlaşılan. AVM'nin önünde bir lokanta işletiyorsunuz. Doğrudur. Ve ekonomiden memnun değilim diyorsunuz. Bunu bize biraz açıklar mısınız? Ekonomiden memnun değilim derken, ben belli bir yaşa gelmişim. Bu yaşa kadar bir şeyler yapmışım ama bizden sonraki gençleri düşünüyorum ben. Çünkü gençlere bakıyorum ben. İnan bana, aile kuracak genç yok. Bu da ekonomiye dayalı bir şey. Ha, benim müşterim var. Nasıl var? Şu an herkes parasını faize koymuş. Havadan para kazanıp gelip 400 liraya da 500 liraya da yemek yiyor. Ama benim paramın beti bereketi yok. Bu cebime giriyor, sağ cebimden çıkıyor. %78 vergi ödüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki bir dükkan açıp da 10 tane işçi çalıştırıp devlet sana destek sağlamaz. Ben 30 tane işçi çalıştırıyorum. Sigortanın stopajı nedir ya? Hiç sigortanın vergisi verilir mi? Böyle bir şey var mı? Devlet resmen bana ceza kesiyor. %8 olan KDV oldu %10. %1 giriş, %10 çıkış. Şimdi bunu dengelemek için ülkenin bütün esnafı şu an hırsızlık yapıyor. Faturadan çalıyor. Ve bunu açıkça söylüyorum ben. Bu kadar. Merhabalar. Merhaba efendim. Sizce Türkiye'nin gündemi ne olmalı? Mülteci olmalı. Mülteci sorunu. Bir numaralı sorun bu şu an. Evet, bize açıklamak ister misiniz? Neyini açıklamayalım ki ya? Şu an onlar birinci sınıf vatandaş oluyor, bir ikinci sınıf vatandaş oluyoruz. Ben şu an emekliyim. 12.500 TL maaş alıyorum. Hadi bunu geçtik. Sitelerde ben esnaftım. Tamam, 5 sene sonra veya 10 sene sonra biz Türk milleti Suriyelilerin işçisi olacak. Yani bunu Tayyip Erdoğan başkanımız mı diyelim, ne diyelim yani? Desin ki onlar benim dindaşım, vatandaşım. Onlar bizim başımızda yeri var. Benim başımın üstünde yeri yok. Ben onları ne dindar olarak görüyorum, ne kardeş olarak görüyorum, ne de millet olarak görüyorum. Bugün kendi ülketini, vatanı satan adamdan bana hayır çıkmaz. Ha şunu, bu inşallah belli yerlere gider de Sayın Başkanım unutmasın. Bu iş halka sıçrayacak. Halka sıçradığı zaman halk bunun cezasını kötü keser. Ya durum onu götürüyor. Ya ben sitelerden bunlarla mücadele ediyorum 10 senedir.
Ya bunlar pek iyiye gitmiyorlar. Zorda kaldıkları zaman sana ne diyorlar? Bize başbakan izin verdi ya da cumhurbaşkanı izin verdi. Siz kimsiniz diyorlar. Ya bir insan bunu sığınmacı bir olduğu o bir millette, sığınmacı olduğu bir millette bunu konuşmasına fırsat bulabiliyorsa ya da buna cesaret alabiliyorsa çok farklı şey var yani. Ya ben diyorum ki ekonomi, bizim ekonomiye sorunumuz yok. Türkiye neler açtı? Yani şu an tek sınır sorun bence mülteci sorunu. Durmadan o geliyor, durmadan bu geliyor. Daha nereye kadar gelecek? Ha size diyor ki millet diyor ki Türkler çalışıyor ama gir kafelere. Gençlerden çıkmıyor, işten çıkmıyor yani. Kafelerden çıkmıyor. De lafa da koydum iş bulmuyor. Ya kardeşim bugün bir Türk olmuş hatta öğrenci diyor ki ya da Türk üniversite mezunu bana 50-60 milyar maaş verirsen ben çalışırım. Ya benim oğlum Kağıt mezunu. İletişim fakültesini bitirdi. İş yok. Geldi baba benim mesleğimi yapıyor şu an. Ya benim kızım Hacettepe mezunu. Gene sıralamada girdi. Gene iş bulamıyor şu an resmi dairede. Nereye gidecek bu sonuç? Bir de ona da sorun yani. Ha, ekonomi bir şekilde açılıyor ama tek bu ülkenin sorunu mülteci sorunu. Hem de çok büyük dertler açacak ülkenin başına. Ya bunun arasında PKK'lısı da giriyor. Her tarafı giriyor. Herkes giriyor. Boş. Boş bir kolon yani. Yani inşallah hayırlısı olur ama hayırlısı olur. Benim sorun değil. Benim yaş 53. Benim çocuğum var. Bunların sorununu düşünüyorum ben. Geleceği sıkıntı altında şu an. Ha, hayırlı olsun. 10 sene sonra bizim gençler şu an kafelerde oturan gençler Suriyelilerin altında çalışacaklar. Çalışacaklar ya. Bu bir gerçek bak. Bunu demeyin. 10 sene böyle gidilsin. 5 sene sonra şu an sitelerde bunların Önder Mahallesi, bunların küçük Şam'ı oldu. Tamam mı? 5 sene sonra Türkler Suriyelilerin yanında çalışacak. 10 sene sonra büyük patronlar olacaklar. Sayın Başkanım bunu çözsün de geri her türlü alır. Ha bir de şu var. Belediyeleri kaybetti. Emekliler kaybettirdi. Sanmasın. Bir güven vardı ona. Hepimiz oy verdik. Vermedik değil. Biz sağcıyız. Yani mecburiyetten verdik. Ama bu millet, bu vatandaş bunu koltuktan da indirir. Belediyelerde gördü bunu. Ha bunu ister kafasına takar, ister takmaz. Hiç sorun değil. Ha böyle giderse bana dalga geçiyor. 5 sefer maaş verdi. 12.500 lira maaş alıyorum. Ne kadara verecek? Evim kira değil de Allah'tan başka bir işim var da bir geçiniyoruz. Ya bugün 13 milyona benim binamda dairede kira tuttular. Yani adamın oğlanın aldığı çocuk 17 bin lira. Nasıl geçinecek bu asgari ücret? Ya bu da ayrı bir sıkıntı ama. Ha bunlar da niye sıkıldı? Onu da söyleyeyim. Bu kiraların artmasının tek sebebi mültecilerdir. Yakın ben diyor ki tuttum mültecinin biri diyor ki beni bu kiraya tutarım diyor. Kira kaç para? 9 bin lira. Misal geçen 2 sene önce öbür arkadaşı geliyor ki sen 9 bin lira ona verme 12 bin liraya bana ver. Yani önce başkan bunu açsın. İnşallah sonu da hayırlı olur. Merhabalar, nasılsınız? Sizce Türkiye'nin gündemi ne olmalı? Para. Para, evet. Ekonomi başka da bir şey değil yani. Çok geçim sıkıntısı. Herkes eşit maaş alsaydı tepeden tırnağa, başbakandan, cumhurbaşkanından en altta çalışana kadar eşit maaş alıp çok üretip ucuz satıp dünya para piyasasına sahip olabilirdik. Evet, aynen bunu da yapamazlar. Güçleri yetmez. Veya herkesin bir şeyi olacak, kartı olacak. Bu kartta gelirinden fazla harcayamayacaksın. Gelir beyan edeceksin. Adam emekli 25 milyon maaş alıyor. 25 milyondan fazla 25 bin liradan fazla harcayamayacak. Nasıl kartlarda, kredi kartlarında limit doldu, limitiniz yok dediği zaman bunda da 25 bini geçemeyecek veya belirli bir %10, %5 limit koyacak. Gelir düzeyinde vergi kaçakçılığını gene önlemek için, gelirleri belirtmek için. Alın. Evet, Türkiye'nin gündemini insanlara sormaya devam ediyoruz. Ülkenin gündemini bir de gençlere soralım. Merhabalar. Merhaba. Kaç yaşındasınız? 18. 18, güzel. Sizce ülkenin gündemi ne olmalı? Ülkenin gündemi öncelikli olarak bence mülteci sıkıntısı olmalı. Yani en çok kafaya taktığım, kendim adına konuşuyorum. Muhtemelen herkesin de olayı odur. Yani olması gereken. Hani mülteci, sığınmacı sıkıntısı şu anda ülkenin bir numaralı gündemi olmak zorunda. Çünkü hani her şeyimiz buna bağlı. Hani senelerdir aslında bizim gençler olarak söylemeye çalıştığımız şey de hani ülkenin yavaş yavaş sessiz bir şekilde işgal edildiği ve hani benim geleceğimin elimden sığınmacılar tarafından alınması, benim haklarımı onların yaşıyor olabilmesi yani benim için
büyük bir sıkıntı yani benim hani kardeşlerim için, arkadaşlarım için. Çoğu hani büyük yaşlı insanlar bunu düşünmüyor. Çünkü zaten artık kendileri yaşadılar. Biraz daha duygusal bakıyorlar bu işe. Hani din olarak falan filan ama bu işleri hani din kurtarmayacak sonuç olarak. Benim atalarımdan bana kalan bir emanet olan bir ülke var. Ve ben bunu hani koruyamazsam hani sığınmacılarla ben bunu nasıl yapabilirim ki? Adamların kendilerine ait mahalleleri var. Hani bu gitgide büyüyecek bunu biliyorum. Hani umarım yakın zamanda çözülür. Çünkü hani en büyük sıkıntı bu. Ben tamamen hani şu an hastaneye gidiyorum. Bir tane bile Türk doktor yok. Türk hani insanlar işsiz kalıyor. Bu burada olan kişiler de hani tamamen Suriye'den gelen, asla hani sadece Suriye değil bu arada, farklı ülkelerden de gelen, hani hiçbir işe yaramayan, ne burası için çalışan, hani şey falan diyenler olur muhtemelen. Hani onlardan da doktor falan çıkabilir. İyi bir şey bu ülkemiz için. Tabii ki iyi bir şey ama buradakilerin hani çoğu, dediğim gibi, etrafa zarar veren, sivillere zarar veren, çocuklara zarar veren insanlar. Kadın çocuk olarak ben aynı şekilde düşünüyorum, dediğim gibi. Hani biz bakmak zorunda değiliz. Biz daha kendi, benim kendi Türk halka hani açken, Türk bir insan açken ben gidip niye Suriyeli'yi doyurayım ki? Daha kendi milletime yetemiyorum yani, bilmiyorum. Benim için büyük bir sorun bu. Umarım yakında çözülür. Çünkü dediğim gibi çok kaygılıyım kendi geleceğim için. Gençlere sormaya devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizce ülkenin gündemi ne olmalı? Ekonomi ve Suriyeliler olmalı bence. Evet. Açıklamak ister misin? Hani bundan niye memnun değilsin? Ya Suriyelilerden zaten memnun değiliz. Bizim buradaki Türk kadınlarımıza falan taciz ediyorlar. Yer kaplıyorlar abla zaten. Şimdi ekonomi zaten çok şey yani. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil zaten. Kiralar çok yüksek. İnsanlar zaten mağdur yani. Çok şey değil. Suriyeliler giderse çok rahatlarız bence. Ben çok memnun oluyorum. Suriyeliler yani bizden daha rahat yaşıyor yani, öyle diyeyim. Bence de. Vallahi çok doğru. Siz rahat değil misiniz? Mesela ne yapıyorsunuz? Okuyor musunuz? Yok, rahat yaş. Ben vallahi çalışıyorum abla. Asgari ücret çalışıyorum ama geçinemiyoruz yani. Zaten asgari ücretin çoğunu aileme veriyor. Sizce Türkiye'nin gündemi ne olmalı? Bir ülke. Keşke ekonomi böyle olmasaydı. Daha önceden çok güzel ve çok rahat bir ülkeydi. Evet, siz de ekonomiden dertlisiniz. Evet, yoksa her şey çok güzel Türkiye'de. Aynı İran gibi.